gitmişsiniz. Öyle. Onun harici nasıl gidiyor? Yeni yıl hazırlıkları var mı? Neler yapıyorsunuz? Yani şu an bir şey yapmıyorum aslında. Bakalım yeni yılda inşallah güzel şeyler olur. Plan var mı? Yani yeni yıl tatili olsun. Yok, benim doğum günüm bu arada 2 Ocak. Öyle mi? Aa, evet. Güzel. Ama bir planım yok. Bakalım. Sürprizleri açıyorum. Anladım. Yılbaşında evde mi olmayı tercih edersiniz? Genelde evde oluyoruz ya. Ailece kutlamayı seviyoruz. Bir de onlar da bana bir pasta kesiyorlar. Aa, doğum gününü de arada çıkarmış oluyorlar aslında. Öyle, hani o gün hani dışarıda olmayı, eğlenceyi, işte eğlenmeyi çok seven insanlar da oluyor ama hani o günün ayrı evde bir özelliği de var. Evde daha keyifli bence. Dışarıdaki yani, o eğlence biraz da son yıllarda şey yaptı herhalde. Ne derler? Çok fazla kalabalıktan dolayı insanlar biraz da sıkıldı. Evet. İnsanlar biraz evlere ya da bir arada olmayı daha çok... İnsanlar sevdikleriyle bir arada olunca her türlü eğleniyor bence. O yüzden... Aileyle olmak sanıyorum sizi daha fazla mutlu ediyor, değil mi? Ben çok seviyorum. Evet. Evet. Anneyle, babayla, kardeşlerle evet, olmak sanıyorum. Evet. En güzeli. Oğlak burcuyum ben. Direkt köklere bağlı. O yüzden çok seviyorum. Evcimen misinizdir biraz? Evet, öyleyim. Seviyorum. Evde olmayı da seviyorum. Normal. Ailemle vakit geçirmeyi de seviyorum. Ne güzel vallahi. Evet. Çok iyi. İnsanlar sevdikleriyle olsunlar yeni yılda. En güzeli o bence, nasıl olursa olsun. İnşallah yeni yıl güzellik getirsin herkese. Sürprizleri İnşallah. Sever misiniz? Sürprizleri mi? Severim, niye sevmeyeyim? Güzeldir yani, güzel sürprizler. Son yıllarda güzel bir ivme yakaladınız. Çok hani, teşekkür ederim. Güzel işlere imza attınız. Artık insanlar sizi sokakta tanıyor. İlla ki hani güzel güzel tepkiler alıyorsunuz. Tanınmak, evet, şöhret olmak nasıl bir duygu? Hayatınızda neleri değiştirdi? Yani hayatımda aslında bir şey değiştirmedi ama şu çok güzel bir şey bir oyuncu için. Yaptığımız işin sonucunu görebiliyoruz ve insanların da onu sevdiğini ve paylaştığını görüyoruz bizle birlikte aynı duyguyla. O çok özel bir şey bence. O yüzden o çok mutlu ediyor. En özeli o. Şöhret ve ego hani ikisi birlikte olunca hani bazen şey oluyor, insana böyle bir tuhaf yerlere de götürüyor. Onu nasıl dizginliyorsunuz o tarafı? Hani ben şöhret oldum havası, egosu insanı... Hiçbir zaman olmadı bende öyle bir şey. İnşallah da olmaz, Allah korusun. Büyük konuşmayı da sevmem ama öyle biri değilim zaten. Yani oyunculuğa aşık bir insanım. Çok severek yapıyorum. Tabii ki insanın başarısıyla, şöhreti yakalaması başarısıyla en önemlisi bence. Çok güzel bir şey. Ama dediğim gibi öyle egoist bir tavırda hiçbir zaman olmadım zaten. Ama tabii bunun başarısını yaşamak çok güzel tabii, bir şey. Tabii o ayrı bir keyif. O başka bir şey. Doğru. Öyle yaşamadım hiçbir zaman, yaşamam da diye düşünüyorum. O anlamda bakarsan şöhret çok da hayatınızı... Eskisi İnsan... nasılsa evet, şu evet. anda öyle yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Çok da aynı yaşıyorum aslında. Çok değişiklik olmadı sanırım. Evet. Evet. Peki şu dönem hani biraz dinlenme aşamasında mısınız? Yani aslında setim yeni bitti yaptığınız benim. Için, evet. Disney Plus için bir iş çektik. Bakalım hayırlısıyla çıkacak. Çok heyecanlıyız. Hayırlısı. Yeni bitti setim. O yüzden işte Amerika'ya gittim, döndüm. Bakalım şu anda buradayım. Yurt dışı için oyunculuk hayalleri ya da planları var mı hiç? Hani öyle bir kafanızın tarafında hani gitsem de bir şeylerin ucundan tutsam gibi düşünceleriniz yani gitsem var. De ucundan tutsam değil de hiçbir zaman sınırlamıyorum kendimi. Çünkü biz de şu anda çok başarılıyız bu arada. Ben Miami'ye gittiğimde o kadar çok ilgi gördüm ki. Yani herkes deli gibi, herkes çok fazla sadakatsiz izliyor orada. Telemundo diye bir kanal var. Herkes çok izliyor ve Türk dizileri de zaten dünya çapında çok başarılı. Çok fazla yabancı izleyen ve ilgilenen kişi var. Bu çok mutluluk verici bence. Ama tabii ki hiçbir zaman kendimi sınırlamıyorum. Sınırlamayı da sevmiyorum. Çünkü olasılıkları hiçbir zaman bilemeyiz. Sonsuz yani. Orada bir takım çalışmalar hani başlatmak ya da herhangi bir ajansla kayıtlı olarak çalışmak. Ay, bir öyle bir böyle şey bir adım yok. Falan atmayı düşünüyor musunuz? Böyle kariyer planlamasında. Yani ben öyle nasıl diyeyim? Böyle şeylere adım adım konuşmayı da sevmiyorum. Çok galiba böyle planlamayı da sevmiyorum ama böyle bir şeyleri adım adım isim isim koyunca sanki kısıtlayacakmış gibi hissediyorum. Onun yerine gerçekten elimdekinin en iyisini yapıp potansiyelimin en iyisine doğmaya çalışıyorum her an. Ve onun yeni kapılar açacağına da her türlü kapı anlamında inanıyorum ama Türk dizileri gerçekten çok başarılı dünya çapında. Yani birebir şahit oldum. O yüzden bence Amerika'da nasıl tanıdıklar hiç çıktı mı böyle hayranlar, ileriki dizi takip edenler? Dediğim gibi çok fazla oldu. Vardır mutlaka. Çok fazla oldu yani. Sadakatsizde inanılmaz bir ilgi var. Çok seviyorlar. Çok güzel.
Onun harici peki hani hiç böyle oynamayı istediğiniz, arzuladığınız bir rol, bir karakter, bir şey var mı oyunculukta? Şu an bir tane oynadığım var. Daha çıkmadı işte. İnanılmaz keyif aldım. Çok acayip de bir şey bence. Hayalini kurduğunuz özellikle ne yap şu karakteri ya da şu rolde olsam dediğiniz bir şey var mı hiç böyle oynama arzuladığınız? Yani şöyle oluyor aslında okuyunca, yani illaki vardır ama okuyunca böyle şuradan bir şey hissediyorsunuz. O yanıyor. O yandığı zaman zaten hissediyorsunuz ve çekilmeye başlıyorsunuz o karaktere. Ama bir soyut olarak kötü, bir şeyler mesela vardır. Mesela bir kötüyü, kötü karakteri oynamak. Oynadım, daha önce de oynadım tabii ki. Yani önemli olan inanmak o karaktere. Çünkü kimse saf kötü, kimse saf iyi değildir. Ama eğer o karakterin temeline, o temel yapı taşına inanıyorsanız, o zaman o sizde de bir şeyler uyandırıyorsa her türlü şeyi oynayabilirsiniz. Önemli olan şuradan hissetmek. Peki, çok teşekkür ederiz. Var mı? Elinizi soracaktım, kızarmış. Üşüdünüz mü çok? Evet, soğuk olduğu için kızardı ellerim. Peki, tamam, fazla bekletmeyelim. Teşekkür ederim, kızarıyor. Sağ olun. Teşekkür ederiz, çok sağ olun.